Şimdi açık söylemek gerekir. Bu içki yasağı denen şey, hani siz de söylediniz biraz önce, yasaklar kapsamında Bakanlar Kurulu tarafından ya da Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan metinde yok. Yok. Neden yok? Çünkü olması halinde kişiler, ilgililer, bunun iptali yönünde idari yargıya başvurabileceklerdi. Şimdi bunu koymayarak, metin olarak koymayarak 17 gün, 18 gün dayanaksız bir kapatmayı sözlü olarak yaptırarak, yani tek adamın gücü olarak marketlere, kardeşim olmasa bile, metinde olmasa bile siz satmayın. Aksi takdirde sonunuzu siz düşünün gibi bir tehditle bu içki satışlarını durdurmak ve bu konuda da bütün ülkede içki satışı yapan tekel bayilerinden tutun zincir marketlere kadar herkesin bu fermanı, bu padişah buyruğunu emir telakki ederek yasağa uymasıyla aslında hukuka aykırı işler gerçekleşmiş oldu. Ne diyorduk biz? Bu işin hukuka aykırılığı olduğunu söylerken, şimdi patlıcan örneğinden gidelim. Şimdi eğer siz patlıcanı yasakladım derseniz, bu işlemin hukuki ayakları sakattır. Çünkü gerekçeniz yok. Yani idari hukukunda aranan konu ve sebep açısından, amaç açısından patlıcanı sakatladım diyemezsiniz. Bir neden ortaya koymanız lazım. Ama diyebilirsiniz ki patlıcan nikotin içeriyor. Nikotin halk sağlığına aykırıdır. Bu nedenle patlıcanı yasakladım. O takdirde o işlem hukuka uygun olur. Şimdi siz içkiyi yasakladım. Neye dayanarak yasakladım diyorsunuz? Bir sebep yok, sonuç ilişkisi yok. İçki koronavirüsün yayılmasına neden oluyor derseniz kabul ediyoruz. O zaman hukuki Bir lafınızı işlemdir. balla keseceğim. Bir bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz bu konuda tam da bir paylaşımda bulundu. Diyor ki bilim kurulu üyesi dediğim gibi alkol yasağı kararının salgını önlemek adına alınmasının hiçbir akılcı açıklaması yok. Ağzın Elbette. bu tarz Tam tersi. dezenfektanlarla klorheksidin olur, alkol olur. Bunlarla çalkalanmasının virüs yükünü azalttığı söyleniyor diyor tam aksine. Siz Tam kalkıp tersi. Tam neye tersi. dayanarak böyle bir şey yapabiliyorsunuz? Gerçekten Evet. hayretler içerisindeyim. Çok Evet. yersiz. Bu inanılmaz bir şey. Ben olsam böyle bir uygulamadan hemen dönerim diyor hanımefendi. Şimdi bunu Elbette. bu kararı alıp da kulaklara fısıldayanlar bilmiyor olabilir mi? Hepsi biliyor, çok iyi biliyorlar. Bakın, uygulama yapıldığı için aslında bu da bir işlemdir, sözlü bir işlemdir. Bu işlem aleyhine de metinde olmasa bile yargıya gidilebilir, idari yargıya ve biraz önce de sözünü ettiğim bu işlemin sebep ve amaç konuları eksikliği nedeniyle iptali ve yürütmeyi durdurma kararı verilmesi her an için mümkün olabilir. Bu açık yani. Peki o zaman belki de yeri gelmişken paylaşmakta tam da sırası yararı var. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel bunun doğrudan anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Dedi ki yıllardır kimsenin yaşam biçimine karışmıyoruz yalanı atanlar pandemiyi fırsat bilip 17 günlük alkol satış yasağı getirdi. Bu karar anayasayı ihlal, kişisel hak ve özgürlüklere siyasi müdahaledir. Geri alınmalıdır. Aksi hukuk devletinin terki, teokratik yönetimin itirafıdır diyor. Evet. Şimdi sadece gündem değiştirme meselesinin ötesinde bir durumdan mı bahsediyoruz o halde? Yani anayasa Elbette. ihlali, kişisel hak ve özgürlüklerin ihlali. Tabii elbette hem o hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi resmen ihlal ediliyor. Buna yanıt olarak da şöyle diyorlar. Diyorlar ki işte efendim bugünden
depo etmenize kimse ses çıkartmıyor. Bugün alsanız bir şey olmayacak. Ama biz yasak süresince içki almaya gitmeyi engelliyoruz gibi sosyal medyadan bir karşı çıkışlar var. Ama neresinden bakarsanız bakın, bu işlem hukuka aykırıdır ve iptal edilmesi gereken bir işlemdir. Derhal yürütmeyi durdurma kararı verebilir. Şimdi bakın bir şey söyleyeyim size. 128 milyar dolar nerede sorusu var, dikkat ederseniz. Bu 128 milyar dolar nerede diye sorulan soru, şu andaki pandemi sürecindeki alınan tedbirlerle çok doğrudan doğruya ilintili bir sorudur. Şimdi işçi çıkarma serbest. Siz işçileri çıkarabiliyorsunuz. Yani işçi çıkarma yasak diyorsunuz ama işte kod 29 şunu bunu diyerek çıkartıyorsunuz. Peki işçi çıkartmayı yasakladınız diyelim. Yasakladığınız halde siz işverenden SGK'sını, gelir vergisini, KDV'sini ve muhtasarını hala tahsil ediyorsunuz. Hiç değilse 2 ay, 3 ay SGK primlerini de almayın, muhtasarları almayın, ertelemek olmaz. Erteleme, işte bütün bunu yapabilmek için 128 milyar doların kasada olmuş olması lazımdı. O yok. Şimdi bu bir kısır döngü gidiyor. Nereye gidiyor biliyor musunuz? Çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi. Piyasada çalışamayan insanlar ekonomiye para aktaramıyorlar. Vergilerini ödeyemiyorlar. Bunlar SGK'larını ödeyemiyorlar ve bunlar şişmeye başlıyor. Ve bunun sonucunda Türkiye'de bir bataklığa gidiyor. Yani bu pandemi süreci sadece belli iş çevrelerini, işte belli insanları değil, aynı zamanda ülkeleri de tehdit edecek boyuta geldi. Arkamızda 128 milyar dolar yok. Bu o kadar önemli bir şey ki iflasa sürükleniyoruz. Bu hastalığın 3 hafta sonra düzeleceğini hiç kimse söyleyemez. Uzmanlar 6 ay ile 1 yıl daha böyle bir sıkışık düzeni yaşayacağımızı söylüyorlar. Bu son derece tehlikeli bir olay. Türkiye'de ekonomik açıdan çok büyük batağa saplanabilir. Bunun önlemi 128 milyar doların tekrar geri gelmesidir. Nerede bu para? Yok. Kimse zordur bir şey söylemiyor. Verilen cevaplar cevap değil. Ve onun için bu yüzyılın ve bu yaşadığımız sürecin bence en önemli sorusu 128 milyar dolar nerede sorusu. Sevgili Celal Ülgen, tam da uzmanı burada. Çetin Ünsalan, ekonomi gazetecisi, yılların ekonomi gazetecisi. Bu iflas vesaire meselelerini konuşacağız. Ama bu içki yasağı çerçevesinde sevgili İrfan Değirmenci'nin AKTV ana haber